Aslan. Gözünüz aydın. Yok, niye Esra daha da iyi olacak, tamam mı? Allah sen razı olsun, çok sağ ol. Estağfurullah. Hadi ne olur artık beni dinleyin, gidin bir hava alın lütfen, hadi. Tamam. Tamam. Çok iyi. Esra çok iyi, çok teşekkür ederim. Tiksiniyordun benden. İçinde biraz olsun insanlık kırıntısı kalmıştır dedim ama yanılmışım. Hatırlattığın için sağ ol. Bitti mi iş? Bitti ama bekleyeceğim. Uyanmasını yani. Yüz verdik aslar isteme. Onunla başkası beklesin. Hadi. Peki. Epikriz raporunu imzalayayım, üstüm giyinim geliyorum. Sinan'ın yukarıda olduğunu biliyorum ha. Aman diyeyim. Sonra ameliyatla da façayı düzeltemezsin. Rapor hazır mı? Burada hocam. Esra uyanınca ailesine de bana da haber verin, olur mu? Tabii hocam. Aslı, beklesene. Neler oluyor? Bana anlatabilirsin. Hepsi benim yüzümden oldu, biliyorum. Ben gidecektim, sen gittin. Sonra ortadan kayboldun. Evlendim diye çıktın. Aslı, anlat lütfen. Bak, sana yardım edebilirim. Bu insanları tanıyorum. Çok geç Ebru. Görüşürüz. Mendil alır mısınız? Mendil alır mısınız? Mendil alır mısınız? Alırım tabii, delikanlı almaz mıyım? Dur bakalım. Ah. Ama bu parayı kendin için harcayacaksın, söz mü? Söz. Tamam, aslan parçası. Hadi hayırlı işler. O parayı yedirmezler ona. En azından eve döndüğünde kızmayacaklar çocuğa, eli boş döndü diye şiddet görmeyecek. Çok biliyorsun doktor. Çok bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da umut edince hayat daha katlanır oluyor. Denesene, pişman olmazsın. Asıl umut öldürür. Yorar. Hele de boş umut. Tıp fakültesinde öğretmiyorlar değil mi? Geldik. Niye getirdin beni buraya? Yine ne istiyorsun benden? Kelime tasarrufu mu yapıyorsun? İnsanlara bir soru sorulduğunda cevap verilir. Oo, hoş geldin Ferhat Bey oğlum. Nasılsın? Eyvallah. Her zamankinden mi? Kolay gelsin. Senin gibi birini sevecek insan da varmış bu dünyada, hayret. Benim öyle bir derdim yok. Kimseden sevgililenmem. Tavsiye ederim. Gerçekçi oluyor. Böyle göründüğün kadar odun musun gerçekten? Çok merak ediyorum. Yani bu görünüşün altında bir buzdağı varsa bile ona dair bir done yok çünkü. Niye merak ediyorsun?
Sana ne? Bana mı ne? O odun her seferinde gelip benim kafama vuruyor çünkü. Yemek yiyecek misin gidelim mi yoksa muhabbetin baydı? Yiyeceğim açım. Otur. Bu arada bana odun deyip hayatta kalan tek insan sensin. Hastaneye bir okul kurulması şart. Çocukların tedavileri, özellikle Esra gibi çocukların tedavileri çok uzun sürüyor. Eğitimlerinden geri kalıyorlar. Gerçi görevli bir öğretmen var ama yetmiyor işte. Hayatın içinde olduklarını hissetmeleri lazım. Neden? Savaşmak için, vazgeçmemek için, hayal kurmak için. Sen hiç hayatında mutlu olmadın mı Ferhat? Gerçekten çocukken yani hiç gülmedin mi, oynamadın mı, eğlenmedin mi? Hiç hayal kurmadın mı? Koş Ferhat, koş! Koş, koş, bırak, 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 bırak! Bırak, bırak, bırak! Yine uçuramadık şimdi. Bu burada dursun genç, şöyle bir oturalım dinlenelim ya. Gel gel gel. Gel otur bakayım şöyle, otur. Otur ver şöyle. Ya Allah. Allah. Kapayın gözünüzü bakayım. Kapat kapat. Kapat. Böyle kaldırın kafanızı gökyüzüne doğru biraz. Ha. Şimdi düşleyin. Düşleyin böyle bulutların üstünde görüverin uçurtmayı. Gördünüz mü? Gördüm baba. Aslanım benim. Sen de gördün mü Ferhat'ım? Ben pilot olunca çıkacağım zaten bulutların üstüne. Lan sen pilot mu olacaksın? Aslanım benim. Sen ne olacaksın yiğidim? Bilmem. Ne demek lan bilmem? Ha? Düşün diyorum. Düşle diyorum ya. Bak. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Anladın mı? Ya mesela. Bu uçurtmanın ipleri kimin elinde? İşte kimin elindeyse o uçurtmayı o yönetir. Şimdi farz-ı misal, o uçurtma bir insan olsaydı, o insanın da ipleri başka bir adamın elinde olsa, nereye gideceğini, ne yapacağına o karar verse iyi mi olur öyle? Olmaz değil mi? İşte onun için hayatınızın ipleri de sizin elinizde olacak. Tamam mı Ferhat? Yani ne yapacağımıza, hangi durakta duracağımıza, nasıl hareket edeceğimize biz karar vereceğiz. Hangi durakta duracaksınız siz bileceksiniz. Nereye gideceksiniz siz bileceksiniz. Hayatınızı siz yöneteceksiniz. Yoksa o başka adamlar gelir, o hayatımızın iplerini alırlar, bizi cennete de götürür, maazallah cehenneme de. Asla inanmıyorum. Hiç eğlenmemiş, hiç gülmemiş, hiç oynamamış, hayal kurmamış olamaz. Bence sen gel bizim hastaneye, senin limbik sistemine bir baksınlar. Tedavi edelim seni. Söyle. Tamam. Tamam geliyorum. Bitirdiysen kalkalım. Nereye? Hastaneye. Ayıldığında görmek istemiyor muydun? İstiyorum tabii ki.